tane fotokopi almaya gidiyorum. Sonra da kütüphaneye geçeceğim. Şu an saat 12 oldu. Aslında ben saat 10'da çıkmıştım. Ama kapıdan çıktım, tam hazırlandım falan. Bir baktım tabletimin şarjı yok. O yüzden onu beklerken videoyu editledim tekrardan. Yükledim, hatta kapağını falan da hazırladım. O işlemi halletmiş oldum. Ve şimdi şarjım yine çok değil ama en azından bir saat falan çalışırım kütüphanede. Sonra da geri giderim yurda. Dün de yapmıştım bu arada. Hemen göstereyim. Şöyle makarnamız var. Bu dünden kaldı. Burada da köftemiz oluyor. Burada pisliğine bakmayayım. Biraz pis ama yapacak bir şey yok. Makarna ile köftemi yaptım. Şöyle. Biraz korkunç gözüküyor ama bir daha tabak pisletemem. Sonra şöyle dünden Rus salatam kalmış, o var. Ve şimdi bu hazır çorbalardan yapacağım tekli. Şöyle mercimek çorbası. Tam bir akşam yemeği menüsü olacak. Geldik. Fotoğraf çekiliyoruz. Ama benim oturduğum yerde ışık güzel olmadığı için ikinci sıraya kaldım. Önce bu ses çekiliyor. Dilimiz limonata bu. Yani böyle burası çay değil. O yüzden bir sürü çay çeşidi var. Bu da soğuk çay. Ama bildiğimiz limonata yani. Ben de çayı bir iki aldım. Benimki ismi çok neydi? Dragon mu? Bir şey. Limonata arkadaşlar. Yeşil çay diye istedim aslında ama. Soğukça istedim ben de. Benimki de mangolu bir şey. Asla yeşil çay tadı almıyorum. Benimki de şekerli bir içecek. Çok şeker. Neresi çay bunun? Günaydın. Bakımımı yaptım. Şimdi ders çalışmaya gideceğim. Bugün günlerden 26 Nisan Cuma. Dışarıdan süpürge sesi geliyor mu? Umarım çok gelmiyordur. Sınavıma 4 gün kaldı. Bugün artık biraz daha ilerlemem lazım. En azından 3-4 günü bitirirsem çok iyi olur. Bütün gün de odadayım. Yapacak başka işim de yok. O yüzden bugün bunları halletmem lazım. Olabildiğince ders çalışacağım. O zaman ben ders çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz. Ders çalışmaya yurdun etüt odasına gidiyorum. Aslında oda arkadaşım da yok ama orada daha iyi çalışırım gibi geldi. Bir buçuk saat çalışır. Gelir kahvaltı yaparım. Sonra tekrar giderim. Yani orası direkt ders çalışma yeri olduğu için dikkatim dağılmıyor. Siz de öyle bir şey yaşıyorsanız bence kütüphaneye ya da evinizde başka bir yere gidip çalışabilirsiniz. O kadar güzel kuş sesleri geliyor ki. Siz de dinleyin. Hatta durun. Pencerenin yanına gidelim. Ben şimdi 1,5 saat falan çalıştım. Kahvaltı yapacağım. Sonra da kahve içmeye gideceğim. Güya bütün gün yurttayım demiştim. Ama hiç çıkmazsam da sıkılırım yani. O yüzden kızlarla oturacağız biraz. Yani 1,5 saatte bir gün halledildiyse diğerlerini de hallederim diye düşünüyorum. O yüzden bir sıkıntı yok. Müzik.
ders yaptım. Yes. Ben dışarı çıktım geldim. Ama çıkarken buraya biraz değil bayağı dağıtmışım yani. Ama neyse ki ben burada ders çalışmayacağım şu an. Aşağıya gideceğim için. Hemen sadece şuradan kitaplarımı alıp gidiyorum hemen. Bir de burayı toplamakla uğraşamayacağım yani. Ara öğünümüzü de yapalım. Şimdi başlıyorum. Sizi bir yere koyabilsem keşke. Durmak. Durur musunuz ki? Ay düşük insan. Hı. Uf, kayıtlar dişlerimi çok acıtıyor, çok şekerliler. Orada şu ana kadar 1,5 saat çalıştım. 1 saat 40 dakika çalıştım. Şimdi de başlatıyorum. Böyle slide'ları tek tek indirmek bu kadar zor ki. Böyle hepsi bir yerde olsun, biz de oradan indirelim, çok güzel olurdu ama maalesef tek tek kodunu yazıp dersin öyle indirmem gerekiyor. Yemekhaneye gidiyorum, yemek söyledim. Bir önceki vlogda olan yemekler söyledim yine ama bugün marketten şey almıştım. Tavuk, kesilmiş tavuk direkt böyle salatalara koymak için falan. Birazdan onu kızartacağım, hemen üstüne dökeceğim. Mükemmel olacak. O kadar güzel. Kahvemi yaptım. Şimdi edite geçtim. Şu an çok karışık bir durumdayım. Biraz her şeyi koşturmam gerekiyor ama hiçbir şey yapasım da yok. Öncelikle sınavım var zaten salı gününe kadar. Pazartesi günü bir işbirliği paylaşacağım. Onu çekmem lazım. Onun dışında pazar gününe video yetiştirmem lazım. Çünkü YouTube'a bir aydır video atmadım neredeyse. Aynı zamanda buraya vlog çekiyorum. Reels falan da yüklemem gerekiyor. Hem influencerlık hem YouTube. Hem okul falan derken şu an bir tık yoruldum. Daha yorulmadım. Yorulacağım. Her şey nasıl yetişiyorsun diye soranlar oluyor. Bazen yetişemiyorum. Böyle az önce yatakta yatıyorum ama bir şekilde kalkmam gerekti. Bazen kalkamadığım günler de oluyor bu arada. Full yatıyorum. Son anda her şeyi bırak. Yani son anda yapıyorum her şeyi. Ama şu an içimde biraz motivasyon olunca böyle dengeleniyor. Hani bir süre bırakıp bir süre devam edince içimde motivasyon olunca dengeleniyor. Derste bugün 2 gün bitirdim. Şu an bugün yani birazdan da bir gün daha bitirsem, 3 ders daha halletsem, bir baştan baksam falan istediğim yere geleceğim. O yüzden şu an bunu yapmaya biraz vaktim var. Yatakta yatarken dedim ki video da yetiştirmem lazım. Ben şimdi kalkıp video yapayım. Canım ders çalışmak istemedi. Video yapmaktan sıkılınca da derse geçerim. Ve her işin başlangıcı olan kahvemiz. Böyle sanki kahvemi yapınca işe başlayabilirim gibi geliyor. Bir de birkaç gündür kahve içemedim. Yani dün gittiğimiz yerde çay içmiştim ama o çay sayılmaz. Yani şekerli bir şeydi. Kahve içememiştim. Kendime tafinat latte yaptım. O zaman hadi ben video editine kaçar. Bay bay. Bu arada video editinde bazen nereden yaptığımı soruyorsunuz, onu da göstereyim. Bilgisayarda CapCut yükledim. Reels videolarımı falan da oradan editliyorum. Böyle hepsini üst üste ekliyorum. Kesiyorum falan. YouTube müzikten de müzikleri indirdim. Telifsiz olanları. Onları da ekliyorum. Öyle yani. Dün sabahtan beri görüşemedik. Şu an biraz tipim korkunç ama artık bakmayın. Ben sabah kalktım 9'da. Biraz takıldım. Sonra da ders çalışmaya gittim. 1,5-2 saat yakında çalıştım. Şimdi de kahvaltı yapacağım. Normalde yurtta hiç yumurta kızartmam ama bugün canım onu çekiyor. Yumurta kızartacağım. Hazırlandım şimdi. Altıma keten pantolon giydim. Kızlarla parka gidiyoruz. Biraz yürüyüş yapacağız. Biraz pikniğimizi bir şeyler. Üstüme kahve döktüm.